Herkese merhaba, ismim Samet Ceylan. Arduino derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimde GPS uygulaması yapmıştık. Yani yapmıştık derken henüz bitmedi ve devam ediyoruz bu dersimize. Birinci partta giriş aşamasını, ikinci partta voice setup aşamasını anlatmıştım bunları her partta zaten üzerinden geçerek devam ettim. Şimdi biraz daha kısa bir şekilde bahsedeyim. En son anlattığım derste boyutlu aşamasına başlamıştık ve giriş kodlarımızı belirlemiştik, yazmıştık. Şimdi while döngüsüne başlayacağız. Yine boyutlu aşamasındayız. Zaten aşama boyunca boyutlu aşamasından gideceğiz. dediğim gibi bu aşamada bu aşamada devremizin karakterini belirleyecek olan aşamadır. Yani yazılımımızın asıl kısmı burasıdır var komutuna komutunu başlayacağız var komutunun nasıl yazıldığından bahsedeceğiz ee, ama bundan önce kısa bir bilgi vereyim bu aşamada yani var komutu içerisinde bir dolar işareti kullanacağız bir dolar simgesi kullanacağız şu işarettir kendisi ee, bu işaret ne işe yarar önce bundan bahsedeyim dolar işareti yeni verinin başlangıcını belirtir yani bir veri okuma işlemi yaptık ve bir yeni yeni bir veri daha okuma işlemi yapacağız ve bunun başlangıcını belirtir. Ve bizim dizide kullanacağımız dolar işareti şu anlama gelecek. Dolar işareti bulunca bulununcaya kadar yani dolar işareti gözükünceye kadar bir okuma işlemi gerçekleştir gibi bir komut olacaktır bizim için. Bu şekilde hemen yazılımımıza başlayalım. While dedik. Parantez açıyoruz ve byte GPS deyip bir ünlem işareti ile ve bir tırnak ile tek tırnak ile dolar işaretini tanımlıyoruz. Ve parantezi kapattık. Herhangi bir noktalı virgül kullanmıyoruz ve bir süslü parantez açıp hemen alt satıra inip e, yazılımlarımızı yazacağız. Burada ne yazmamız gerekiyor? Byte GPS yazacağız. Byte GPS eşittir dedik. GPS.read yani bir okuma işlemi gerçekleştiriyoruz bu aşamada. Tabi bu okuma işlemi nereye kadar gerçekleştir gerçekleştirilecek? Dolar işareti gözükene kadar yani analog, özür diliyorum seri port ekranımızda dolar işareti gözükene kadar GPS bir okuma işlemi gerçekleşecektir. Bunu tanımlamış olduk. Şimdi ikinci aşamamız şu olacak. Daha önce tanıttığımız bir i Değişkeni vardı ve bunu biz sıfır olarak tanıtmıştık. Artık bu i değişkeninin bizim çalışmamızı çalışmasını istiyoruz. Bu i değişkenini nasıl çalıştıracağız? Çok da basittir. i eşittir 1 dedik ve i değişkenini çalıştırdık. Noktalı virgülü unutmayalım. Ve data gps dedik. Yani data gps değişkenimizi aldık. Bunu parantez içinde sıfır diyoruz. Ve yine bir dolar işareti kullanacağız. Bu aşamada tek tırnak, dolar işareti ve tırnağı kapatarak noktalı virgülle satırı sonlandırıyoruz. Ve yeni bir ee, while döngüsü yazacağız. Ama bundan önce hemen şundan da bahsedeyim. Bu aşamada yani buradan ne olduğunu, ne, ne gerçekleştiğini söylemedim sanırım. Burada dizideki veriler kayıt edilme işlemi gerçekleştiriliyor. Yani Oluşturduğumuz dizideki gelen verilerin kaydedilmesini sağlıyoruz işte bu kodlarla. Şimdi yeni bir while döngüsü daha yazacağız. While dedik, bir parantez açıyoruz. Byte, GPS, ünlem işareti ve eşittir dedikten sonra dolar işareti değil artık e, yıldız işaretini kullanacağız ve bunu da yine tek tırnak içerisinde yapıyoruz. Bir yıldız işareti kullandık. Ve parantezi kapatıyoruz. Yine bir noktalı virgül kullanmadan yapıyoruz bu işlemi ve bir süslü parantez daha açıyoruz. Az önce yaptığımız işlemi yine tekrar gerçekleştireceğiz. byte gps dedik. eşittir deyip gps.read komutuyla bir parantez aç kapa işlemi yaptıktan sonra noktalı virgülle satırı sonlandırdık. Data gps dedik ve köşeli parantez içerisinde i e değişkenini belirttik. Eşittir diyerek byte gps'i e, tanımlamış olduk. Ve hemen ardından diyerek i değişkenini tekrardan çalıştırmış olduk, bu döngüyü de gerçekleştirmiş olduk. Yani while döngüsü bu şekilde çalışacaktır, bu şekilde yazılacaktır. de Hemen devam edelim. Bundan sonra küçük bir e, kod daha yazacağız ve ondan sonra artık void string aşamasına geçeceğiz, void string aşamasına başlayacağız. <laughs> Bundan sonraki yapacağımız aşama şu olacak: data GPS dedik. Tabi bunu köşeli parantezin yani artık süslü parantezin altına yapıyoruz. Bu while döngüsü buraya kadardı. Süslü parantezin altı artık kendisine e, has başka bir kod olacaktır. Yine i değişkenini köşeli parantez içinde tanımladıktan sonra eşittir diyoruz. Ve bir tırnak bölü işareti sıfır ve tırnağı tekrar kapatıyoruz. Ve noktalı virgülle satırı sonlandırıyoruz. String dedik. Parantez aç kapa yaptık. Noktalı virgülle bu satırı da sonlandırıyoruz. Ve bu aşamayla birlikte artık string fonksiyonu çalışmış oluyor. Yani daha doğrusu string fonksiyonu çağrılmış oluyor. Ee, bu yazdığımız aşamada yani bu yazdığımız iki satır kodla da string komutunu çağırmış olduk. While döngülerini bu aşamada gördük. Nasıl yazıldığını öğrendik. Bundan sonraki yapacağımız işlem dediğim gibi Voice String işlemi olacaktır. Voice String aşaması olacaktır. While döngüsü bu şekilde yazılır diyelim. Yani dolar işaretinin neden yazıldığını, neden e, önemli olduğundan da bahsettik. Bunu da öğrenmiş olduk. Eğer ki dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi eğer ki bir yerde e, sorunuz olursa, herhangi bir yerde takılırsanız bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya da çalışırım. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Bu dersi de burada sonlandırmış olalım. Bundan sonraki aşamada dediğim gibi Voice String aşamasıyla devam edeceğiz. Ve yazılımımızı daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Güzel bir proje olacaktır bizim için. Kendi devrenizi, kendi projenizi benim derslerimi takip ederek oluşturabilirsiniz. Derslerimi dikkatle incelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Herkese iyi çalışmalar.